Allah Resulüne salavat. Bize uygun yapacaksın. Ben yeni gelmiş. Anlaşıldı abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Abi bugün dersimizi sebeple kavuşamayanlar için okuyalım o zaman. Yani böyle derler ki sebeple kavuşamayanlara gelsin diye, evet. Araba sürerken bazen denk geliyor böyle şeyden. Ne bir yerde de okumuştum. Diyor kaderimiz olan aşkıyla, aşka değil diyor, aşkıyla kaderimizi değiştirene yaşayalım bugün diyor abi. Allah Allah. Murat ne diyor ya? Çok enteresan abi. Bugün enteresan ve bugün garip ha. Şey olsun abi, dedim hepimizin ortak noktası. Mesela hem külliyatı zahir okuyanlar var, hem batın okuyanlar var abi. Evvelahir cihetiyle okuyanlar da var. Ama hepimizin bir ortak noktası var abi. Hepimiz üzülüyoruz yani. Değil mi? Üzülmeye kimse yok. Kırılıyor, inciniyoruz. Değil mi? İnsan niye kırılır? Niye üzülür? Aslında dersimiz ya bak entel bak'ı okuyacağım abi. Üçüncü lemayı. Aşk bahsi olacak, muhabbet bahsi olacak. Her ne kadar şey de olsa, görünüşte böyle bir zahiri aşk gibi de anlaşılsa, aslında aşk bir histir. Bizi insanın neyi istiyorsa ona bağlar. Neyi düşünüyorsa. Aklında, düşüncesinde, hayalinde ne varsa onunla bağlantısını sağlar. Hisler. Bizim mesela ahiret istiyorsanız ahiret olan hislerinizle burayla ahiretle olan bağlantınız hislerinizdir bu dünyadayken. Mesela insan sever. Niye? Mutlu olmak için. Eğer mutlu olacak kişiyi yanlış seçmişse sonunda bu bağ kopar. İşte biz bu bağın kopmasına firak diyoruz ve acı çekeriz biz bu yüzden. Üzülürüz yani. Bütün hayatımız, yaşantımız boyunca üzüntümüzün temel kaynağı yanlış değerlendirdiğimiz, yanlış bağlantımızın kopması sonucu. Yani bağlantımızı yapıyoruz hislerimizle. O yaptığımız bağlantının kopması neticesinde biz inciniyoruz ve kırılıyoruz. Bunun üzerine okunacak şimdi dersimiz bugün. Neden kırılıyoruz? Yani bağlantı yaparken kırılıyoruz. Peki bağlantıyı nasıl yapmamız ve nereye yapmamız gerekiyor? Yani doğru bağlantı nasıl yapılmalı? Hislerimizi doğru şekilde nasıl yönlendirmeliyiz? Nasıl olursa daha az kırılır, daha az inciniriz. Hakkıyla yaparsak bunu zaten kırılma ve incinme yok. Mutluluk vaat ediyorum ha bu derste. Allah'a emanet olun. Muhammed iyi bir şey ya, değil mi? Ciddi bir vaat. Evet. Üçüncü lema. Evet. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. Hislerimiz üzerinden konuşacağız. Mantık da olacak ama işin içinde, ama hakim mana hislerimiz ve zevklerimiz olacak. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve mürat etmediklerinden bu üçüncü lima mantık mizanları ile tartılmamalı. Hislerimizle tattığımız şeyleri değerlendireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü şeyin hâlikün illâ veçhe lehül hükmü ve ileyhi turcaun. Allah'ın ondan başka her şey yok olacaktır. Daha bütün manasıyla bir meal verilecek olursa, Allah'ın zatından başka her şey mahvolur, hüküm ve yargı O'nundur ve sonunda O'na döneceksiniz. Bu ayet üzerinden aşkı, muhabbeti ve sevgiyi ifade edeceğiz. Ayetin mealinde ifade eden ya baki entel baki, ya baki entel baki İki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyor. Zaten bu mesele soruluyor. Biz de ilk hizmette tanıştığımız zamanlar, Risale-i Nur okuduğumuz zamanlarda bu tesbih çekilirken tasavvuf da bu şekilde çekiyor. İki defa ya bak entel bakiye ne gerek var? Yani iki tanesini bir sayıyoruz. Normalde bir tane çeksek ne olur yani? İki tanesine ne önem var? Bu birinci nüktede bunu anlatacak. Sonra ikinci nüktede bunun şeyle bizimle olan münasebeti anlatılacak. Sonra üçüncü nüktede bunu nasıl kullanmalıyız? Bir kullanım kılavuzu gibi nasıl yapılmalı? Yani bunun şeyi nedir?
çalışma mekanizması nedir? Neden böyle bir şey yapmalıyız? Bunun üzerine olacak mesele. Ayetinin mealini ifade eden ya bakiyen tel baki, ya bakiyen tel baki. Yani yalnız sen bakisin. Bunu iki kere tekrarlıyoruz. Yalnız sen bakisin. Ondandır ki Nakşilerin rüyasalarından bir kısmı bu iki cümleyle kendilerine bir hatmeyi mahsus yapıp muhtasar bir hatmeyi Nakşiye hükmünde tutuyor. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmen birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Toplamda üç nükte olacak derste. Birinci nükte. Birinci defa ya bakiyen tel baki, bir ameliyat-ı cerrahi hükmünde kalbi masibadan tecrit ediyor, kesiyor. Onlar da zamanında üzülmüşler, acı çekmişler. Peki bu acının kaynağı nedir dedik? Yanlış şeylere bağlanmak. Peki bunu tedavi etmek nasıl olacak? Yani dersin devamında bu anlatılacak. Hakiki bir şeye muhabbet etmekle olacak. Yani değişmeyen bir şey. Değişen şeylere muhabbet edilmiyormuş. Değişen şeylere muhabbet ettiğimiz zaman, o değiştiği zaman aradaki bağ kopuyor ve biz üzülüyoruz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Peki bunu fark ettikten sonra ne yapmışlar? İlk önce mantıken bunu çözmeye çalışmışlar. Bunlar da ne demişler? Sürekli yalnız sen bakisin diye düşünmeye başlıyor. Yani sadece yalnız sen bakisin. İlk önce baki olanı buluyor ve ona hitaben yalnız sen bakisin. Şöyle ki insan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Değil mi? Her şeyle alakadarız yani. Bir çiçekle de alakadarız. Bir hayvanla da alakadarız. İnsanlar zaten kendi arasında alakadar. Uzayı merak ediyoruz. Hemen hemen her şeyle alakadarız yani. Merakımız var. Bu insanın mahiyetinden kaynaklanıyor. Külli olmasından. İnsanın özünün geniş ve kapsamlı olmasından. Yani insanın özünde her şeyin olmasından kaynaklanıyor. Hem insanın mahiyeti camiyesinde hassiz bir istidadı muhabbet derece edilmiş. Bu, biz onlarla olan bağlantımızı merakın neticesinde muhabbetle bağlıyoruz. Yani severek bağlantı kuruyoruz bunlara. Hissediyoruz, seviyoruz, dokunuyoruz. Genelde kainatla ve etrafımızdaki her şeyle ve kendi içimizde insan kendisini de sever. O yüzden yaşlandığı zaman üzülür. Hatta birisi demiş ki, gençliğim gelseydi, ihtiyarlık başıma neler getirdi, şikayet edecektim demiş yani. Gençliğim tekrar gelmiş olsaydı. Biz şeylere, etrafımızla ve alakadar kurduğumuz her şeyle irtibatımızı muhabbetle sağlarız. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Ne varsa etrafta her şeye muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennet bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyor, gidiyor. Değil mi? Sabit kalan bir şey var mı etrafımızda? Her şey yıpranıyor. Her şey düzensizliğe gidiyor. Firaktan daima azap çekiyor. Onun için o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Yani böyle külli bir muhabbet var. Ama biz bunu yanlış kullandığımız için bunun neticesinde bir azap çekiyoruz. Yani istikamet yanlış. Muhabbet var, kurulum doğru, istikamet yanlış. O azabı çekmek de kabahat ve kusur ona aittir. Çünkü yanlış yere, yanlış kıbleye koyduğu için. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, hadsiz bir cemali bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın azabıyla ödüyor. Fani mevcudata muhabbetin cezasının karşılığı firaktır ve bu azap çekmektir. Firak nedir firak? Ayrılık abi. Ayrılık. Yani biz birbirimizi beraber sanarken aslında beraber değilmişiz. Aramızda olan münasebetimizi biz severek kuruyoruz, muhabbet ederek kuruyoruz. Ama durmayıp gidince muhabbet kopuyor. Yani bizim sevdiğimiz şey yerinde kalmıyor. Mesela bedenimizi seviyoruz dedim ya. Bedenimizi seviyoruz ama bedenimiz bize zamanla ihanet etmeye başlıyor. Gidiyor yani. Ya da diyelim ki arabamızı seviyoruz. Aynı şekilde
dünyayı seviyoruz, dünya yaşlanıyor. Kainatı seviyoruz, biz gidiyoruz. Ya biz yaşlanıyoruz, ya kainat yaşlanıyor. Sürekli bir hareket ve sürekli bir muhabbetin kopuşu var. Ama içimizde de durmaksızın kaynayıp gelen bir muhabbet var. İçimizde durmayıp gelen, böyle içimizi kıpır kıpır eden, içimizi saran öyle bir muhabbet ki dünyayı sarıyor yani. Muhabbet dünya, sevgi değil mi ya? Sevgidir, evet. Seviyoruz abi. Seviyoruz. Ya. Şimdi burada şey var yani, mukadder bir sual olabilir. Ona da söyleyeyim de, eğer hani çoluk çocuğunu sevmek, eşini sevmek, yemek içmeyi sevmek, bunların bir adabı var. Bu adabın nasıl olduğunu 32. sözde detaylı anlatıyor. Biz burada sadece tevhid noktayı nazarından bakacağız meseleye. O ayrı bir ders konusu. Öyle bir sual de varsa 32. sözden ilerleyen günlerde orada okunabilir abi. Şimdi burayla birlikte orayı okursak uzun olur. Hepimiz sıkılırız yani. Şimdilik tevhid noktayı nazarından insan neden üzülür? Üzülmesindeki temel problemleri konuşacağız. Sonra bunu nasıl yaparsak üzülmeyiz? Dedik ya, bu derste sevgiyi şey yapıyoruz, üzüntüsüzlüğü, mutluluğu vaat ediyoruz abi. Yani nasıl, ne yaparsa mutluluğu devam eder, kalıcı olur. Ne yaptığı için üzülüyor. Bu bütün insanların ortak problemidir. Fakir de üzülür, zengin de üzülür. Yaşlı da, genç de, erkek de, kadın da, herkes üzülür. Bütün kainatın bir ortak problemi varsa ne dersek, hepimiz kaybediyoruz abi. Herkes gidiyor yani. Gidiyor yani, ömür... Durmuyor bir şey. Durmuyor. Duran bir şey varsa hepimiz oraya gidelim abi. Yani. Ama durmuyor. Ortada bir gerçek var yani. Bir karnı ağrıyordu böyle genç birisi. Muhammed. Hastaneye gitti. Yeni bir Türkiye'de diyor. Bir haftalık arası. Karnım ağrıyor dedi. Abi gideyim dedi. Geliyorum arkadaşlar, siz gidin. Ben işe geliyorum. Kapteli göreceğim. Hala orada yatıyor. Kanser çıktı dedi. Bak. Gidiyor yani. İhanet ediyor. Beden ihanet ediyor. Yani. En çok güvendiğin. En çok güvendiğin. Her şey onun üzerine bina ettin. Vücut var, araba var. Onun için eş de var. İş var. Eş var. Evet. Beden alttan çekiliyor. Ne olacak şimdi? Git de bak, benim onun da beyazlaştı. Vefanın, değil mi? Benim de beyazlaştı. Etişimiz ağrıyor. Böyle bir hayat olur mu? Evet. Verdiğim sevgiye bak. Bunu yaptı, vefasızlığa bak. Burada ön koşu zaten bu, buradaki şey mevzu, yani Allah'ı kabul etmiş birisi üzerinden yürülüyor şu an. Evet. Yani inançlı bir insan üzerinden yürülüyor. Eğer inançsızsa onun dersi farklı olur. Ama şu an inanmış bir insan üzerinden nedir? İnanıyor bir insan. Ne diyor ki, içimde bir muhabbet var. Bu muhabbet nereden gelmiş? Yani beni kim yarattıysa muhabbete de içime koymuştur. Ama her şey kopup gidiyor. Bu zulüm değil mi? Üzülüyorum ben. Hani bu acı çekmek Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nasıl yakışıyor ya? Ama şurada bir cümle kullandı. Diyor ki, o insan suistimal ederek, yani yerinde kullanmayarak, kötü kullanarak, muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. Bütün ders bunun üzerine kurulacak bundan sonra. İşte nasıl olacak o zaman? Tamam, madem tespiti yaptık. Tedavisi nasıl olacak? İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan katı alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr-ı muhabbet ifade eden ya bakiyen tel baki olan birinci cümlesi, baki hakiki yalnız sensin. Bu gidiyor. Değil mi? Bunu fark ettik artık. Yani insan tutamıyor hiçbir şeyi. Zaman gidiyor. Zamanı tutamıyoruz. Her şey değişiyor. Peki o zaman nasıl olacak diyor. Diyor ki, sen bunları terk etmeden, onlar seni terk etmeden evvel sen onları terk et. Peki bu bana mutluluk getirir mi? Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Ha, kalbimizdeki bu muhabbet var ya, ebed için yaratılmış. Ebed için yaratılan bir şeyi zamanla mukayyet, yani fani olan, fena damgası yiyen, yani zaman içerisinde kaybettiğimiz, zaman tesirinde kalıp çürüyen, zamanın tersine karşı çıkamayan birine verdiğin zaman, zamanın tesirinde kalan mevcut her neyse, zaman elimizden kaçtığı için biz bundan azap çekiyoruz. Neden azap çekiyoruz? Çünkü içimizdeki muhabbet de onun gibi fani değil. İçimizdeki muhabbet baki. O kadar baki ki, kainatta ne varsa, dünyada ne varsa alakadar oluyoruz. O yüzden baki olanı
kayıtlı olana sarf ettiğimiz zaman, yani büyük olan, kaliteli olanı kalitesiz bir meselede kullandığımız için verim alamıyoruz ve bundan dolayı üzülüyoruz. Yani devam edelim. Madem o hadsiz mahbubat, yani sevdiğim şeyler, ben fanidirler, ölüyorlar, beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yani gidiyorsa, bunlar şey yapıyorsa, muhabbet etmiyorum artık bunlara. Bunlar madem bırakıp gidiyorlar, peki bu çözüm mü? Yani onlara muhabbet etmemek çözüm mü? Bakalım çözüm müymüş? Yalnız sen bakisin ve senin imkan ile mevcudat beka bulabilip, bulabildiğini bilip itikad ederim. Yalnız senin bekanla mevcudat beka bulur. Yani sürekli bir değişiyor, tazeleniyor ama peki tazelenmeyen bir şey olması lazım değil mi? Ya mesela telefonu aldım böyle çeviriyorum. Bu çevirirken sabit bir şey var burada. Sabit bir şeyin etrafında dönüyor şey. Yani mesela veya bir ip alıp böyle çevirdiğim zaman çevirdiğim şeyin ortasında sabit bir şey var. Bu hareket ediyorsa bu sistem mantık bu şekildedir her zaman. Temel mühendislik mantığıdır. Hareket edeyim bir şeyin bitişinde yani devamında hareketsiz bir bölüm vardır ki onun hareketinin devamını sağlasın. Bu yani dünyadaki gelmiş geçmiş bütün mühendislerin ortak fikri bu yöndedir. Yani bu hareketliyse diğer tarafta hareketli diye bir şey yok. Eğer bir şey hareketliyse arkasında hareketli olmayan bir sistem vardır. Bu mantık aynı şekilde insan da biyolojik bir makine olan insanda da geçerli duygularında. Yani kainattaki her şey hareketliyse hareketsiz olan bir şey olması lazım. Yani zamanı yöneten bir şey olması lazım ki zaman düzenli bir şekilde hareket edebilsin. İşte bu halette kalp, her şeyden alakamızı kestik ya, hadsiz mahbubattan vazgeçiyor. Hüsn ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi kestik. Sonra eğer kesmezse mahbublara dediğinde manevi cerihalar oluyor, yaralar oluyor. Her ayrıldığımız şey, her kopan şey içimizde bir yara, bir ukde bırakıyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki. Hani dersin başında dedim ya, iki kez niye tekrarlanıyor bu sürekli? Tamam birinci ya baki entel baki anladık ama diğer tespitte böyle yapmıyoruz. Mesela Subhanallah çekerken Subhanallah Subhanallah deyip bir tane çekmiyoruz ya. Ya da Elhamdülillah Elhamdülillah deyip bir tane çekmiyoruz. Hepsi tek tek, bu çift. İkinci cümle olan ya baki entel baki hadsiz cerihalara hem merhem. Merhem rahmettir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Hem tiryak oluyor. Yani baki, madem sen bakisin, ya da madem sabit bir sistem var, biz bu sabit sisteme inanıyoruz. Madem sen bakisin, yani Cenab-ı Hak'tan bahsediyoruz, yani kainatı ayakta tutan Cenab-ı Hakk'ın kayyum esmasıdır. Madem sen kayyumsun ve sen kainatı ayakta tutursun, sabitsin, o zaman mevcudat değişiyorsa sen sabitsin. Sabit olan bir hakikat olmalı. Madem sen bakisin, yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Aslında bu gidenler gitmiyormuş. Ben gidiyor sanıyormuş. Aslında baki olan bir zat varmış. Baki olan zatın kainattaki cilve, cemal, nakış ve sanatıymış. Esmasıymış yani. Yani kainatın Cenab-ı Hakk'ın sanatıymış kainat. Sanatını değiştiriyor Cenab-ı Hak. Halbuki giden bir şey yok. Niye? Çünkü her şey Cenab-ı Hakk'ın elinde. O çeviriyor. O baki ise sistem de bakidir. Sadece ben onu yanlış algılıyorum. Yani sistemi baki sanıp sistemi seversem, yani bir mekanizmayı ya da bir çiçekten bahsedeyim daha mücessem olmuş. Ben çiçekte görünen güzelliği çiçekten bilirsem o gidiyor. Kadındaki güzelliği kadından bilirsem o da gidiyor. Paradaki güzelliği, paradaki hırsı, makamdaki güzellikleri, etrafımda ne varsa bana ihanet eden her şeydir ki bu. Ne varsa gidiyorsa o zaman burada da bir güzellik var. Hepimiz bunda hemfikeriz. Çiçekte bir güzellik yok mu abi? Güzel yani seviyoruz. Diye sevdiğimiz insanlar var. Vücudumuzu seviyoruz. İşimizi seviyoruz. Ama her şey gidiyorsa madem burada görünen güzelliğin bir sanatkarın eseri bu. Onun güzelliğinin yansıması. Değil mi? Mükemmel bir ressam düşünelim. Mükemmel bir ressamın eserde sanatı görünüyor. Değil mi? Bir tablosuna bakıyoruz. Mükemmel bir tablo. Bu tablo kırıldığı zaman diyor muyuz? Bu güzellik artık yok, gitti. Gitmiyor. Neden? Çünkü güzellik
o tabloda her ne kadar gözükse de o tabloda görünen güzellik o sanatkara ait. Onun ruhunun yansımasıydı oraya. Tekrar yansır. Tekrar yansır. Çünkü biz sanatkar ebedi. Biz tabloyu değil de sanatkarın sanatını sevmiş olursak o zaman sanatkarın sanatı devam edeceği için bizim kat bizde bizim sevdiğimiz mahbubat fenaya gitmeyecek. Ne kadar sevdiğimiz güzellik varsa aslında gitmiyorlarmış. Ölenler ölmüyormuş. Biz öldü sandığımız için bizim kendi içimizden kaynaklı bir sıkıntı. Biz ona öldü damgasını vurduğumuz için, fani damgasını vurduğumuz için biz ondan üzülüyoruz. Halbuki mesela diyelim ki babamız vefat etti. Düşün, biz babamız bir odadan diğer odaya geçtiği zaman üzülüyor muyuz? La niye gitti diye geçti diğer odaya. Ya da salondan mutfağa gittiği zaman, mutfaktan salona geçtiği zaman, mekanı değiştirdiği zaman üzülüyor muyuz? Niye? Çünkü burada olduğuna inanıyoruz ve itikad ediyoruz. Aynı şekilde itikadımız Cenab-ı Hakk'ın sanatının, sanatı değil de sanatlarının yani sanatkarın ebediyetini sevilmiş olursa bu şekilde katı alak olmaz, fanilik olmaz ve biz de üzülmeyiz, kırılmayız, incinmeyiz. Onlar madem sanatkar baki, her şey bakidir. Bu temeldeki problem. Şimdi bu problemin ikinci nüktesinde bize bakan veçesini, bir de bu problemin batınını konuşacağız. Biraz daha derinleşeceğiz bu konuda. Şey, sıkıldığımız zaman bırakabiliriz. İlla ki dersi sonuna kadar devam edecek diye bir şey yok yani. İkinci nükte. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Seviyoruz. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i bahime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Yani biz sevdiğimiz bir şeyi bunun kalıcı olduğunu düşünerekten seviyoruz. Eskidikçe üzülüyoruz. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar, bütün ayrılıklardan gelen feryatlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. İnsandaki aşk-ı bekadan gelen ve onu fani mahbubata sarf etmekten sonra içinde gelen acı o şekilde dışarı çıkıyor. Eğer tevehhümü beka olmazsa muhabbet edemez. Eğer onda bir beka kabul etmezse, kalıcılık kabul etmezse aldığımız biz her şeyi sahiplenerek alıyoruz. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu-i beka ve beka için fıtri umumi dualardır. Allah aslında böyle yani. Cennet yaratıyor. Halbuki cennet tamamı bizim menfaatimiz için yaratılmış bir sistem. Cenab-ı Hak insanın içine bu duyguyu koydu ya, bu muhabbet duygusu, aşk duygusu, sevmek, bağlanmak duygusunu koydu ya, yani o zaman bu duyguyla biz azap çekiyorsak, Cenab-ı Hak öyle bir Allah'tır ki, o Allah o duygunun tamamen tatmin olabilmesi için, o duygunun doyabilmesi için, değil mi? Cennette ne var? Senin alaka duyduğun her şey var. Cennet böyle bir yer işte. Ve devamlı. Bu dünyadayken bu meseleyi anlayıp, idrak edip, karşılığında Cenab-ı Hakk'a teşekkür manasında ubudiyetini sunanlar için yani. Tamam, anladık. Değil mi? Bu fani mevcudat gidiyor. Tamam, kat alakayı kestik. Tamam, sonra dedik ki bunu sevilir ama Allah'ın sanatı olarak sevilir. Bunu da tamam. Karşılığında da Cenab-ı Hakk'a ubudiyetimizle, yani kulluğumuzla, namazımızla, orucumuzla teşekkür manasında bir bu sistem karşısında teşekkür edersek Cenab-ı Hakk'ın sanatına karşı bir teşekkür olursa ne kadar güzelmiş yapmış dercesine bir teşekkür olursa değil mi? Cenab-ı Hak güzelliğini kainatta gösterdi. Bizim de teşekkürümüz sadece teşekkür ederim gibi değil de fiili olan güzelliğe karşı fiili bir teşekkür olan değil mi? Adam bir kişi bize elini uzattığı zaman fiili bir şekilde biz kafamızdan düşünerek adamın elini tutuyoruz. Ne yapıyoruz? Fiiline karşı biz fiilimizle cevap veriyoruz. O elini uzatıyor, biz de ona karşı. Cenab-ı Hak bu kainattaki güzelliğini, sanatını fiiliyle yani dünyayla ortaya koydu. Biz bu dünyayla koyduğu şeyine karşı, güzelliğine ve sanatına karşı ubudiyetle yani kullukla karşılık veriyoruz. Eğer biz o elini uzatır da biz elimizi uzatmazsak nasıl ayıp olur? Aynı o şekilde ubudiyet eksikse Cenab-ı Hakk'ın eli yani teşbih tahta olmasın havada kalır yani.
Evet. Fatır-ı Kerim, Halık-ı Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu muvakkat bir beka için lisan-ı halle duasını hassiz envai mahtumat-ı leziziyenin icadıyla kabul etsin de Cenab-ı Hak bizim midemizin arzusunu çeşit çeşit nimetleri yaratarak kabul etsin de umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen, fıtratında gelen kainatta ne kadar insan varsa geçmişteki insanlar için de öyleydi, bugün de böyle. Bizden sonrakiler de görecek. Ne kadar insanın fıtri duası nedir? Ebed istiyoruz biz hepimiz ya. Yani ebed istemeyen var mı? Sürekli yaşamak isteyen, devam etmek isteyen. Biz yaptığımız işleri niye yapıyoruz? Yatırımlarımızı neden yapıyoruz? Değil mi? Ev alıyoruz, araba alıyoruz. Bu insandaki fıtratı bozulmamış bir insandaki ebed ihtiyacının karşılığıdır. Fıtrat bozulmuşsa zaten hayvani bir yaşayışa giriyor. Fıtrat bozulmamışsa insanın düzenli hayatı bu şekildedir. Aslında değil mi, böyle fani bir dünyada, evet, bedeni fani, dünya fani ama bunlara tamamen zıt beka istiyor. Yani çok tuhaf. Evet. Yani doğanın, doğa sürecinin meyvesi, yapısı olsaydı insan, evet, bu tabiat bizi yapmış olsa kendi özelliklerini takacak. Hepsi fani. Doğada, tabiatta beka yok. Bana bu bekayı da o veremeyeceğine göre... Demek ki insan inciten şu fani dünyada fanilere kalbi bağlamak herhalde. Aynen öyle abi. Kalbi bağlama bizi incitiyor işte. Kırılıyoruz diyoruz da yani kırılıyor insan yani böyle söyleyeyim. Yani nazik bir şey ya. Tabii nazik ve nareniniz yani. Yani hatta değil bizi kırılmak, şurada arabamızın farı kırılsa üzülüyoruz yani. Halbuki kod tak yerine bir tanesi ama insan üzülüyor yani. Çünkü bağlanıp seviyorsun. Yani sevgi o farla alakalı değil. Sen onu kendinin gibi kabul eder, öyle sevdiğin için ondan üzülüyorsun. Ya, biz de köydeydik bu yazın. Kuluçkadan çıkmış yavrulu tavuk vardı. Dedim ki amcamın, ya buradan çık dedim, şu tarafta. Adamın yuvasını kaldırdık mecbur işte, ahır işte, tamir bir şey. Adam üşenmeden gitti o yuvayı orada yaptı. Bize deseler ki ya Bremen'den çık, hadi Münih'e geç. Yani odadan odayı değiştirmek çocuğa bile yaptıramıyorsun ya. İnsan inciniyor. Evet. Sanki böyle her şeyden incinen bir mahluk ya. Yaprak döküyor ağaç, inciniyoruz. Hüzünleniyoruz abi. Ha. Bir şey diyor, her zaman davranışını bekliyorum Muhammed'den. Bir bakıyorum surata, hayırdır Muhammed? Bir şey mi oldu? Yani hayvanlarda böyle bir şey yok. Evet. İnsan inciniyor. O zaman bu kalbi yönetmek kolay değil. Ahmet, kolay değil bu kalbi yönetmek. Yönetemediğimiz zaman başımıza bela sarıyoruz. Hani Bolu'da kamyon yük sardım, oradan çıkarmak, indirmek zor ya. Bu kalbe de bu yükü sarmak, bunu seyahat ettirmek zor. Evet. Evet. Cümlenin başından alayım. Evet, umum nevi beşerin pek büyüktür ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu külli ve daimi ve haklı ve hakikatlı kalli halli bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, 100.000 defa haşa. Kabul etmemek mümkün değildir. Miden ikini kabul edip de kalbin bu denli şeye bakan, ahiretlere bakan, kainata bakan, dünyaya bakan değil mi? Bir lokma attığımız zaman doyuyoruz. Yani böyle bir yarım ekmek arası bir şey yediğin zaman doyuyorsun. Ama şeyle hislerin öyle değil ki. Sürekli bağlantılısın. Sürekli bağlantılısın. Belki günlük yarım ekmek yiyen bir insan hayatını da devam ettirebilir ama insan an be an muhabbete muhtaç yani. Hamurunu bu şekilde yoğurmuş Allah. Hamurunda var insan. Seviyor. Yani böyle bir fıtratın doğasını kabul etmez olur mu? Küçücük miden ikini kabul etsin de. Hem yalnız buradaki de acı o muhabbetin, o külli muhabbetin, o büyük muhabbetin, kainata sığmayıp taşan muhabbetin yanlış yerde kullanılması. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka, Bakir-i Zülcelal'e mahsustur. Ve madem Baki'nin esması Baki'dir. Madem Allah Baki'dir. Her şey Baki'dir onunla birlikte. Elbette... Ve madem bakinin aynaları bakinin rengini hükmüne alır ve bir nevi bekaya mahsur olur. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı
alaka peyda etmektir. Yani madem böyle baki bir zat var, en mühim şu olursa gerek. Eğer üzülmek ve incinmek istemiyorsak, hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmak istiyorsak, ona alaka peyda etmektir, esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhardır. İşte o ikinci ya baki entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hassiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzu-i bekayı onunla tatmin ediyor. Üçüncü nükte, buradan da biraz okuyayım, bitirelim. Burada da sistemsel olarak, zamansal olarak, daireler olarak anlatacak, mantığını anlatacak. Yani kalbin neden farklı olduğu bedenden, neden böyle geniş olduğu. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Şu dünyada zamanın eşyanın fenasında tesiratı muhtelif. Her şeye aynı tesir etmiyor. İnsanlar farklı farklı zamanlarda vefat ediyorlar. Farklı farklı yaşlarda vefat ediyorlar. Kainatta işte 1000 yıl yaşayan ağaçlar var. Ondan sonra bir anda yaşayıp vefat eden mikroorganizmalar var. Bir an görünüp yani bir günlük yaşayan çiçekler var, böcekler var. Eşyanın yani zaman akıyor. Zaman akmasıyla birlikte herkeste farklı farklı tesir oluyor. Hareket de farklı. Mesela bir at belli bir zamanda diyelim ki saatte 60 kilometre yol alabilirken insanın bir saatte alacağı yol 1 kilometre ya da 2 kilometre. Bu şekilde. Yani zamanın kişiler, şahıslar üzerinde tesiratı farklı. Bir köpek 15 sene yaşarken bir insan ortalama 50-60 sene yaşıyor yani. Bu mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken hükümleri zeval noktasında aynı oluyor. Aynı zaman diliminde yaşıyoruz. Aynı havayı, aynı atmosferi kokluyoruz. Aynı dünya içerisindeyiz. Hatta aynı sokak içerisinde iki farklı ağaç dikelim. Bir tanesi çınar gibi yüzyıllar yaşayan olsun. Diğeri de bir gün yaşayıp ölen bir çiçek olsun. İkisi de bitki. Zamanın ne demek? Eşya üzerinde. Eşya şeyin çoğuludur. Yani şey dediğimiz bu bir şeydir mesela. Bu bir şeydir. Eşya üzerinde tesiri farklı. Buna bir örnek. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer. Saat düşünelim. Saatin üzerinde saniye var, dakika var, saat var. Değil mi? Bunlar hepsi merkezde tek bir şeysi mekanizmaya bağlı. Üzerine tık tık geçiyoruz. Belki söküp bakmışsanız bilirsiniz. Bilmeyenler benden işitsin. Tek bir mekanizma var. Mekanizma pile bağlı. Pil mekanizmayı çeviriyor. Mekanizma da saatin göbeğini çeviriyor. Bu şekilde. Tık 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 gidiyor. Diyelim ki saati şey yapan çubuk. Saati sayan. Akrep. İsmi akreptir. Akrep bir saat bir şöyle 10 derecelik bir açıyla ilerlediği zaman ya da bir saatlik bir açıyı karşılayacak kadar ilerlediği zaman yelkovan ne yapıyor? Bir tam dur dönüyor. Aynı göbekteler. Aynı mekanizma üzerindeler. Onların fenasını yani fani olmasını, bir tur dönmesi onun bir fani olmasıdır. Bir tur dönmesini sayan mekanizma farklı. Zamanın onların üzerindeki tesiri farklı. Yapılarından dolayı. Çünkü birinin mekanizması küçük, birinin mekanizması büyük. Ama aynı sistem üzerinde kurulu. Saat bir saat ilerlerken yelkovan bir tam tur atıyor. Ama saniye 60 tane atıyor. Bir mekanizma ama sistemdeki hareketteki şey farklı. Görülen uç farklı. Ben saat akrebin üzerinde dursam, akrep böyle bir tane ilerlediği zaman sadece şu kadarlık bir açı görürüm. Ama yelkovanın üzerine bir zat binse aynı saat içerisinde bir saat geçmiş olacak ama o tamamen bir tur atmış olacak. Ama birini de saniyenin üzerinde bindirirsek o aynı şey içerisinde 60 defa dönmüş daha net bir açı, daha güzel bir açı olacak. Yani zamanın tek olması eşyayla alakadarlığı farklı. Bu dışarıda, zahirdeki bir sistem. Şimdi bunu bir de insanda değerlendireceğiz birazdan. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer.
Fakat sürat de birbirinden farklıdır. Anlattığımız örnek budur. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp ve ruh öyle mütefavittir. Tek bir bedendeyiz, tek bir mekanizmadayız ama insandaki akıl, kalp, ruh bunların şeyi farklı, görüşü, alanı farklı. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gündür cisim, bir gün. Bu birazdan anlatacak bunu, ben girmeyeyim şimdi. Belki bir saati olduğu ve mazi ve müstakbeli belki bir saati olduğu ve mazi ve müstakbeli madum ve meyit bulunduğu halde kalbin hazır günden çok evvel ve çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Bunu batına taşıdığımız zaman, yani insanın kendi içine taşıdığımız zaman sistem aynı o saatteki gibi işliyor ama batına geçtikçe nasıl ki bu beden geçmişe gidebilir mi şu an bedenim? Ben bir gün bir saat önceye getirebilir miyim bu bedenimi? Götüremem. Peki ya ben sıkıldım bu dakikadan 5 gün sonra gideyim diyebilir miyim? Diyemiyorum. Ne? Zaman ne diyorsa ben onu yapıyorum. Bu bedenim onu yapıyor. Ama hayalim için öyle mi? Ya abi hatırlıyor musun? Geçen gün seninle şunu yapmıştık. Kafa gidiyor yani. Ya da ne yapıyoruz? İleriye yönelik bir projemiz var kafamızda. Mesela diyelim ki bir dükkan açacağız. Nasıl olsun diyoruz. Şöyle olsun, böyle olsun. İşte kapısına şunu koyayım. İşte camı şöyle olsun. İçine şuradan malzemeleri alırım. İleriye gittim. Yani beden hazır günde saplanmış kalarken kalbi, aklı, insanın kalbi, ruhu bunlarla alakadar değil. Yani zamanla mukayyet değil. Kayıtlı değil. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire-i hayatın ve vücuduna dahildir. Hayatın ve vücudun içerisinde. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifet-i ilahiye ve muhabbet-i Rabbaniye ve ubudiyet-i subhaniye ve marziyet-i rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammum eder ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve layemut bir ömür hükmüne geçer. Evet, baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye layumuttur çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafletin 100 senesi bir saniye hükmüne geçer. Bedenime zaman tesir etti. Ama bu tesir ettiği zaman neticesinde ben muhabbetim yani kainatla olan bağlantımı Cenab-ı Hak noktasında kullanırsam yani bu masnuatın sanatkarı, bu kainatı yaratan zat cihetiyle kullanırsam bu artık benim hayalime girdi ya. Hayalime girdikten sonra zamanın bu hayalime bir tesiri var mı artık? O iş geçmiş. Hatırlıyorum ben artık. Biliyorum. Değil mi? Şu anki fizikçe de sabit. İnsan hiçbir şeyi unutmuyor. Sadece kalıcı bellekten geçici belleğe atıyor. Mesele bu. Bir şekilde düşüne düşüne insan ulaşabiliyor ona. Hatırlamıyor. Ya nasıldı? Ha. Yani bunu bir tamamiye yapsa, yani bizatihi geçici belleğini kaldırıp tamamen kalıcı belleğinde yaşamaya çalışabilse insan, aynı şunun kaydettiği gibi bütün şeyleri, etraftaki bütün detayları kaydedebiliyor. Yani baki hakikinin yolunda kullandığımız o bir saat var ya, bedenimiz, bir gün boyunca ne yaptık? Namazımızı kıldık. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere şükürde bulunduk. Ondan sonra bu nasıl oldu? İbadetlerimizi yaptık. Yani kısaca farzları yaptık, günahlardan uzak durduk. Bu nedir? Cenab-ı Hakk'ın yani bize muhabbet ismini veren zatın sanatına karşı duyduğumuz muhabbetin karşılığı. Çünkü biliyoruz ki bunlar gitmiyor. Bir sanatkarın eseri ve bunlar kalıcı. Ne oldu şimdi? Gidene üzülmedik. Dünyada bir mutlu olduk mu abi? Artık üzülmüyoruz gidene. Bu işi yapabildiğimiz kadar. İlla ki insanda bazen unutkanlık, nisyan dediğimiz hadis olup tekrar kalbi kırılabilir, tekrar incinebilir ama şu manayı alemimizde, kafamızda canlı tutarsak gidenin arkasından bu gitmedi. Cenab-ı Hak çünkü bakidir. Cenab-ı Hak baki olduğu için onun yarattığı her şey bakidir gözüyle, bekaydır, ölmüyordur gözüyle bakarsak bu psikolojiden kurtulursun. Peki bunun ahiret olan faydası nedir? Bu benim
aklıma girdi, hayalime girdi. Kalbimden de ben o hayalimdekini sevdim ya. Artık kafa için zaman kavramı yok. Kafa isterse 5 sene soğuğuna gidiyor, isterse 5 sene geriye gidiyor. Zaman kavramı onun için kalıyor artık, genişliyor. Bu genişliğin ne kadar insanın kalbindeki hissin genişliğine bak. Yani geçmişteki şeyle de irtibat kurabiliyor, gelecektekiyle de irtibat kurabiliyor. İnsanın kalbindeki hisleri bu denli geniş olduğu için hali hazırda kullandığı zaman hali hazırdasın gitmesiyle üzülüyor. Sistem bu şekilde. Yani Cenab-ı Hak insan o anını, o gününü şükürle, yani sevdiği şeyin hakiki seveceği şeyle geçirirse, ona karşı, onun sanatına karşı hakiki muhabbetle, hakiki hayranlıkla geçirirse, artık o hazır günden çıkacak, geçmiş ve gelecekle irtibatlı olacak. İşte bu istidada binaen, hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifet ilahiye ve muhabbet-i rahmaniye, bu ubudiyet-i subhaniye ve marziyet-i rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammum eder ve baki ebedi bir ömrü intac eder ve baki ve layımut bir ömür hükmüne geçer. Mesela aynen böyle. Meşhur bir söz var ki sinetül firaki senetün ve senetül visali visali sinetün. Yani firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur ve visalin bir senesi bir saniye kadar kısadır. Değil mi? Bir şeyden ayrıldığımız zaman zaman daha çabuk, daha az geçiyor. Şey yaptığımız zaman, üzüldüğümüz zaman, hüzünlü olduğumuz zaman zaman geçmek bilmiyor. Çünkü ondan ayrılmışız, bir firak var. Ama sevdiğimiz insanlarla bir araya geldiğimiz zaman ne diyoruz? Ya diyoruz, saat de su gibi geçti yani. Bu insandaki fıtratın, fıtratında gelen muhabbetin neticesi. Aynen o şekilde devam ediyorum. Ben bu fıkranın bütün aksine diyorum ki visal, yani Baki Zülcelal'in rızası dairesinde liveçillah bir saniye visal. Bunu aldık, biraz önceki zahirdeki dostluk muhabbetlik var ya, bunu tam tersine çevirdik. Bu hakikat böyle. Hakikat doğru ama şeye gelirsek, batına gelirsek, kavuşmak var ya, böyle değil yalnız böyle bir sene, belki bir pencere-i visaldir. Hakiki dost olan şey bir pencere-i visaldir. Gaflet ve dalalet firakı içinde değil bir sene, belki bin sene bir saniye hükmündedir. Adam gaflet ve dalalet içinde sevdiği ne varsa, hakikisini sevemediği için, hakikisini anlayamadığı için neyi sevmişse gitmiş elinden. Hakiki sanatkarı seversen, hakiki sanatkarla birlikte hakiki sanatkardan ne gelmişse yine gelir. Çünkü bakidir. Ama hakiki sanatkarı değil de dışarıdaki sanatı seversen, yani güzelliği çiçekte ararsan, güzelliği insanda ararsan onlar gidiyor. Böyle 100 senede bir ömür yaşadıysan, 1000 senede bir ömür yaşadıysan bittiği gün bitti. Ama diğer türlü bir saniye daha yaşamış olsa ebedi olacak inşallah. Bir söz daha, meşhur bir söz daha. Ardul felati me'al e'dai fincanun, semmül hiyati me'al ehbabi meydanun. Düşmanlarla beraber çöl arazisi bir fincan kadardır. Düşmanlarla beraber çöl arazisi bir fincan kadardır, bildiğimiz kahve fincanı. Dostlarla beraber iğne deliği bir meydan kadar geniştir. Çünkü muhabbet... Muhabbet şeyle mekanda karşılaşılan bir şey değildir yani. Ya muhabbet, fincandayız ama birbirimizi çok seviyoruz. Evet. Aynı sahra gibidir. Ama birbirimizi sevmiyoruz, çöldeyiz. Biliyorum ki o taraftadır bu sevmediğim adam. O kocaman çöl sanki fincan gibi adamı sıkar, rahatsız eder. Sevmediğim adam benim efendisi olan bu adam buraya mı teneffüs ediyor? Yani rahatsız oluyoruz. Burada muhabbetin sahasını söylüyor. Muhabbet girdi mi hakiki, fincan gibi bir yer sahra oluyor. Adavet, düşmanlık girdi mi sahra fincan olur. Evet. Meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur ki, fani mevcudatın visali, yani bu şimdi cümlenin orijinalini okudum. Bir de bunu hakikat noktasında anlamaya çalışalım. Gerçek misin manasıyla.
fani mevcudat, yani fani olan ne varsa, visali madem fanidir. Yani fani mevcudat gitti mi gidiyor. Ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. 100 sene de olsa, 1000 sene de olsa kısadır. Senesi bir saniye gibi geçer. Hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Acı çekersin. Bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise saniyesi bir sene değil senelerdir. Gitti mi gider. Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalbe firak çenden bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün madi ve müstakbel firaklarla doludur. Son paragraf bitiriyorum. Şu mesele münasebetiyle deriz ki ey insanlar, madem meseleyi anladık. İnsani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Fani ömrümüzü baki yapmak ister miyiz abi? İsteriz. İstemiyorsa ayrı. Madem istemek insaniyetin iktizasıdır. Fıtratı bozulmamış herkes ister abi. Baki hakikinin yoluna sarf ediniz. Çünkü bakiye müteveccih olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır ve madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var, madem istediğimiz olabilir ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçmek mümkündür, elbette insaniyeti sukut etmemiş, yani insaniyetini bırakmamış, insanlıktan vazgeçmemiş, insanlığı bozulmamış demek yani. O çareyi arayacak, bu o imkanı bir fiile çevirmeye çalışacak ve tefriki hareket edecek. İşte çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, liveçhillah, liyeçhillah. Allah için, Allah namına, Allah'ın rızası dairesinde demektir bunlar. Hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Bitiriyorum abi, var mı soru? Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.